erişkin olduktan sonra, şimdi embriyonik gelişiminizi tamamladınız, büyümenizi de tamamladınız. Artık benim hücrelerim bölünmesin diyemiyorsunuz. Hücrelerden bir kısmı bölünmesini durduruyor ama bazıları bölünme özelliğini devam ettirmek zorunda. Dolayısıyla hücre bölünmesi hala korunması gereken bir özellik. Özellikle bazı hücreler tarafından. Peki niye? Bu hücre bölünmesine neden ihtiyacımız var? İki şey. Vücudun devamlılığını sağlamak için. Vücudun devamlılığını korumak için. Veya vücudun yapısını devam ettirmek için. Şimdi bunu yaparken bu ne demek peki? Vücudun devamlılığı ne demek? İki şey için yapıyoruz bunu. Bir, yaraların iyileştirilmesi için. İki, bazı hücreler çok fazla aşınmaya maruz kaldığı için, maruz kaldığı şartlardan dolayı çok fazla aşınma diyeyim artık, eskidikleri için bu eskiyen hücrelerin yerine yenilerinin yapılması ve bu hücrelerin ölmesi gerek. İşte bu nedenle bir takım hücrelerin bölünme özelliğini koruması gerek. Ama bu bölünmenin de kontrol altında olması gerek. Buraya kadar tam mıyız? Hayır. Burada bahsettiğim değişiklikler, hücre fenotipindeki değişiklikler, artı hücre davranışlarındaki değişiklikler ve özellikle hücre bölünmesini kötü yönde etki, hücre bölünme kontrolünü kaybettiren değişiklikler ortaya yeni bir hücre grubu çıkarıyor. Bu hücre grubu büyüyor ve yeni bir hücre popülasyonunu oluşturuyor. Bu hücre popülasyonu her ne kadar bir dokunun içinden çıktıysa bile o dokunun yapması gereken işi yapmayı reddediyor. Yani o dokunun yerine getirmesi gereken fonksiyonları yerine getirmiyor. Dokunun içinde o doku gibi davranmayan bir alt grup, bir hücre grubu meydana geliyor. Bu taraftan baktığımız zaman ortaya çıkan bu yeni hücreler kontrol kaybı sonucunda ortaya çıkıyor ve de vücudun belirli kısımlarının görevlerini, daha doğrusu vücut içinde yapması gereken görevin yapılmamasına sebep. Hücreler kontrolünü kaybetmesin diye veya bölünme kontrolünü kaybeden hücreler daha fazla çoğalmasın diye vücut içinde alınan bir takım önlemler var. Vücudun aldığı önlemler var. Ancak bu önlemlerle baş etmeyi, bu önlemlerin üstesinden gelmeyi, o önlemlerden kaçmayı beceren hücreler ortaya çıkıyor. Bu hücreler de kanser hücrelerini oluşturuyor. Şimdi hani kontrolünü kaybeden hücreler oluyor dedik ya. Bunlar hem bölünme kontrolünü kaybediyor, hem fenotipleri bozuluyor. Fenotiplerini kaybediyorlar ve doku içinde yapmaları gereken işi, fonksiyonları yerine getiremiyorlar. Şimdi normalde vücut içinde bu kontrolsüz hücreleri ortadan kaldıracak sistemler var. Mesela bu onlardan bir tanesi. Veya hücrenin kendi içinde de bazı kontroller var. Kontrol ve koruma şeyleri, engeller var. Hücrenin kendi kendine koyduğu bir takım engeller var anormalleşmesin diye. Mesela tümör süpürgenler. Şimdi bunlar normalde hücre anormalleştiği zaman hücreyi düzeltiyor veya öldürüyor. Anormalleşen hücreyi öldürüyor. Ama bazı hücreler bu engelleri aşmayı öğreniyor. Bu engelleri aşma yeteneği kazanıyor. O hücreler kanser hücreleri oluyor işte. Yani kanser hücreleri bu hücreler. Bunların üstesinden gelen hücreler oluyor. Vücut hücreleri birbiriyle birlikte çalışırlar ve bunun için programlanmışlardır ve bu programa uyarlar. Şimdi normal hücrelerin her birinin bir görevi var. İçinde bulunduğu dokunun yapısını oluşturmak ve o içinde bulunduğu dokunun fonksiyonlarını yerine getirmek. Ve o doku içindeki hücrenin kendi fonksiyonunu yerine getirmek. Ve bunun içinde diğer hücrelerle birlikte çalışırlar. Dokuyu oluşturan hücreler bir arada işbirliği içinde çalışırlar. Ama kanser hücreleri veya tümör hücreleri böyle değildir. Tümör hücrelerinin tek bir gündemi vardır, yapmak istediği tek bir şey vardır, kendi kopyalarından daha fazla üretmek. Ve buna rağmen dokunun fonksiyonunu da yerine getirmezler, hiçbir işte yapmazlar. Çünkü üremekten başka bir şeye fırsat bulamıyorlar. Evet, ne yazık ki üremekten başka hiçbir şeye fırsat bulamayanlar her zaman baş belası. Bir tümörü oluşturan hücreler kaç farklı kökenden gelir? Bir farklı kökenden mi gelir yoksa birden fazla mı? Tek. Tek kökenden. Yani şöyle, elinizde bir tane tümör var. Bu tümörün hepsi aynı hücrenin çocukları mı? Yoksa birden fazla hücrenin çocukları bir araya gelip bu tümörü mü oluşturuyor? Evet, tek hücrenin çocukları. O nedenle monoklonal growth diyoruz.
Olmuyor işte. O geçersiz tek olan. Ha? Tek hücreden çoğalıyorlar. Evet, tek hücreden çoğalıyorlar. Şimdi bir tarafta bir tümör olur, başka bir tarafta başka bir tümör olur. Bu tümörlerden hangisi daha çok çoğalıyorsa o çoğalır. Diğeri etkisiz hale gelir. Peki normalde enerji metabolizması dediğim zaman hangi metabolik pathway'lerden bahsedersiniz? Ondan önce ilk basamak glikoliz, Krebs ve ETS. Güzel. Normal hücreler ve kanser hücreleri. Oksijen varken ne yapıyor, oksijen yokken ne yapıyor ona bakıyoruz. Şimdi normal hücre oksijen varsa glikozu alıyor, glikolitik yoldan geçiriyor ve pirvik asite kadar parçalıyor. Pirvik asit veya pirvat. Pirvik asite kadar parçalıyor. Ondan sonra bu pirvik asiti alıyor, mitokondrinin içine sokuyor. Mitokondrinin içinde ikinci bir metabolik yola sokuyor, Krebs döngüsüne. Krebs döngüsünde NADH ve FADH'ları üretiyor. Arkasından bu NADH ve FADH'ları da alıyor, ETS'ye sokuyor. ETS'de bu NADH ve FADH'lardan ATP üretiliyor. Şimdi Krebs döngüsü sırasında şimdi glikoz kaç karbonlu? 6. Pirvik asit kaç karbonlu? 3. Aferin, biliyorsunuz bir şeyler. Karbondioksit kaç karbonlu? 1. Evet, 1 karbonlu. Şimdi Krebs döngüsü sırasında pirvik asit de karbondioksite kadar parçalanıyor. Yani bir glikozun arasındaki tüm bağlar teker teker, bir glikozun karbonları arasındaki tüm kovalent bağlar çatır 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 kırılıyor normal şartlarda. Ama bunların hepsini kırabilmek için oksijene ihtiyacınız var. Yani pirvik asiti Krebs döngüsüne sokmanız lazım. Bunu yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? 36 tane ATP elde ediyorsunuz bir glikozdan. 1 mol glikozdan 36 mol, doğrusu bu. 1 mol glikozdan 36 mol, yaklaşık 36 mol. Bu net sayıyı kimse bilmiyor. ATP elde ediyoruz, 36. Yaklaşık 36, şimdi önceden net 38 denirdi. Yani lise kitaplarınızda net 38 denir. Bu 36, iki tanesi harcanmışı. Yani net 38 deniyordu ama net 36. Ama şöyle bir şey var, aslında net diye bir şey yok. Yaklaşık, çünkü her bir NADH'ın ETS'ye nereden gireceği kesin değil. İkinci basamaktan da, üçüncü basamaktan da girebilir. Orayı şeyden okuyun, Leninger'dan okuyun o şeyi. Bu şey, enerji metabolizması önemli çünkü. Neyse. Normalde normal hücre oksijen varken pirvik asit Krebs döngüsüne sokuyor ve karbondioksite kadar parçalıyor. Sonuçta da 36 ATP elde ediyor. Şimdi bu normal hücreni yaptı. Glikolitik glikolizde kaç basamak var? 10 basamak var. Ezbere sayabiliyor musunuz? Biyokimyayı ben gelsem ezberletirdim açık formülleriyle beraber. Evet. Bu 10 basamak sonucunda, 10 basamaklık lineer bir metabolik yol sonucunda 2 tane ATP elde ediyorsunuz. Yani net 2 ATP elde ediyorsunuz. 2 tane aktivasyon için kullandığınız aslında 4 tane elde ediyorsunuz ama net 2 kazancınız var. Ama ne zaman? Pirvata kadar parçaladığınızda net 2 kazancınız, 2 ATP kazancınız var. Ondan sonra bu pirvatı nereye sokuyorsunuz? Krebs nerede oluyor? Mitokondriye. Mitokondriye sokuyorsunuz. Orada Krebs döngüsünde döndürüyorsunuz. Ve de karbondioksite kadar parçalıyorsunuz. Ve de elde ettiğiniz NADH ve FADH'ları da ETS'den geçirerek toplam baştaki iki taneyi de eklediğimizde 34 de buradan ekliyorsunuz. Baştaki iki taneyi de eklediğimizde 36 ATP oluyor. Yani bir glikoz 36 ATP'lik enerji çıkarıyor bunda normalde. Eğer normal bir hücre oksijen yeterli değil. Yeteri kadar oksijen gelmiyor. Ne yapar? Oksijen gelmediği zaman bu sefer glikoliz de kısıtlı. Çünkü oksijen yok. Krebs döngüsünü çalıştıramıyor. Krebs döngüsünü çalıştıramadığı için pirvata kadar geliyor. Mitokondriye hiç sokmadan pirvatı laktik asite çevirip hücreden atıyor. O kazandığı iki tane ATP'yi de alıp oturuyor. Yani 38-36 yerine 2 ATP ile kalıyor. Bir glikozdan 38 yerine, 36 yerine 2 ATP elde edip kalıyor. Normal hücre oksijensiz şartlar. Ha? Evet, kas hücreleri yorulduğu zaman bunu yapıyor. Zaten şeyde o laktik asit birikimi de kas hücresi kas gelişimini tetikleyen şeydir. Oradaki laktik asit birikimi. Sonra
Peki kanser hücrelerinde durum nasıl? Kanser hücreleri bundan farklı olarak oksijen varsa bile glikoliz kullanıyor. Glikolizi pirivatı daha fazla kullanmıyor. Kanser hücresinde olan pirivata kadar geliyor. Ondan sonrasına gitmiyor. Oksijen olmasına rağmen. Şimdi şuraya bakalım. Evet, pirivat mitokondriye girmiyor oksijen olmasına rağmen. Normalde pirivatın mitokondriye girmemesi için oksijen olmaması lazım. Ama kanser hücreleri oksijen olsa bile pirivatı mitokondriye sokmuyor. Pirivat sonra tekrar çoğalmasına... Yok. Pirivat şöyle, pirivik asit laktik asitle dönüştürülüyor ve hücreden dışarı atılıyor. Şuraya gelelim. Bunları henüz erken, bunlar size daha anlatmadım bunları. Bunlar sinyal yolakları ile ilgili şeyler. Şimdi burada... Yine GLUT reseptöründen veya GLUT transporter'dan glikoz içeri giriyor. Glikolize geçiyor. Daha doğrusu glikoliziz basamaklarından geçiyor ve pirivata kadar gelip pirivattan laktik asite hücreden dışarı atılıyor. Bu arada hücre 2 tane ATP kazanmış oluyor, bir glikoz. Şimdi kanser hücresiyle normal hücrenin farkı. Normal hücre bunu sadece oksijen olmadığı zaman yapıyor. Kanser hücresi oksijen olsa da olmasa da bunu yapıyor. Peki neden bunu yapıyor? Glikozun karbondioksite kadar parçalanması çok daha efektif. Yani çok daha kazançlı bir yol. Ve normal hücrelerde bunu yapıyor. Çünkü normal hücrelerin her zaman için siz yaşadığınız müddetçe oksijen erişimi var. Kanser hücresinin böyle saçma bir davranış yapması beraberinde başka bir şey daha getiriyor. Kanser hücresi normal hücreye göre çok daha fazla glikoz alıyor içeri. Dolayısıyla kanser hücresi normal hücreden çok daha fazla glikoz kullanıyor. Şimdi kanser hücrelerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu glikoz transporter geninin ekspresyonu çok fazla arttırması. Dolayısıyla yüzeyinde çok fazla, normalden daha fazla GLUT1 transporter proteinin bulunması. Neden? Çünkü normal hücreye göre çok daha fazla oksijen glikoza ihtiyacı var. Bu kanser teşhisinde kullanılan bir mekanizma. Kanser teşhisi için buradan yola çıkarak kullanılan bir yöntem var. Kanser hücreleri çok fazla glikoz kullandığı için kana radyoaktif glikoz veriliyor ve radyolojik olarak bu radyoaktif glikoz takip ediliyor. Glikozun biriktiği yerler size tümörü gösteriyor, tümörün olduğu yeri gösteriyor. Çünkü orada glikoz tüketimi çok daha fazla, dolayısıyla bu hücrelerin içine çok daha radyoaktif glikoz giriyor. Tamam? Oksijen olmasına rağmen enerji metabolizmasının glikolize kayması kanser hücrelerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Makalede de var. Aerobic glycolysis. Şimdi Warburg effect ne demek anladınız mı? Warburg effect, aerobic glycolysis demek. Kanser hücrelerinin oksijen olmasına rağmen enerji metabolizmasını glikolizde kesmesi. Tam olarak senin sorduğun soru bu. Yani burada şu soruyor. Şimdi kanser hücrelerinin %80'i glikoliz kullanıyor. Glikolizden sonrasına gitmiyor. Eğer gitse çok daha fazla ATP üretecek ve bunu bölünmesinde kullanabilecek. Bu bir avantaj değil mi? Avantaj, ama niye bunu yapmıyor? Niye bunu yapmıyor? O zaman bunu yapmasının başka sebepleri olmalı. Hücrenin glikolizi kullanmasının privatta durmasının başka bir sebebi olmalı. Hücre kontrolüne girmiyor o zaman. Mitokondriye geçtiği zaman. Engellediği bir şey var. Evet, geliyoruz. Şimdi tümör içindeki hücrelerin, tümör hücrelerinin genellikle oksijen erişimi daha kısıtlı. Normal hücrelere göre çok daha kısıtlı. Çünkü bilim alanda çok daha fazla hücre var. Ve buraya yeteri kadar kan gitmiyor. Bir. Yani tümör gelişimi sırasında bu bir var. Şimdi başlangıçta tümör başladığı zaman istese de yapamıyor. Çünkü hücre sayısı çok fazla olduğu için yeteri kadar oksijen yok. Dolayısıyla eğer glikolizis de ayakta kalamıyorsa, şimdi burada aslında evrimle bağlantılayıp düşünmeniz gerekiyor. Burada çat diye evrim karşımıza çıkıyor. Evrim gerçeği burada çat diye karşımıza çıkıyor. Doğal seleksiyon. Şimdi burada hücrenin önünde iki seçenek var. Ya oksijensiz yaşayacaksın ya da o kadar bölünemeyeceksin. O kadar bölünemezsen zaten tümörleşmeye gidemiyorsun, uslu uslu oturuyorsun. Yerinde uslu uslu oturuyorsun, tümörleşmeye gidemiyorsun. Ama ben oksijensiz de yaşarım, oksijensiz de çoğalırım diyebiliyorsan, bunu yapabilecek bir metabolizma geliştirebiliyorsan,
O zaman daha fazla çoğalıyorsun ve sadece bu hücreler tümörleşmeye gidiyor. Yani doğal seleksiyon. Darwinian selection. Tamam? Birinci cevap bu. Yani bunu yapamayan zaten tümörleşemiyor. Bunun bu çözümün açıklayamadığı bir takım şeyler var. Bir şey var özellikle. Şimdi tamam, önceden oksijen yoktu. Oksijensiz olarak bu tümör hücreleri seçildi. Oksijensiz diye alıştı ama hala bunlar oksijen kullanmayı biliyor. Şimdi kanserin ilerleyen aşamalarında tümörün yaptığı bir şey var. Yani tümörün ilerleyen aşamalarında tümörün geçtiği adımlardan bir tanesi daha vardı. Anjiyojenezis. Yapması gereken işlerden biri anjiyojenezis. Yani önceden orada olmayan damarları oluşturmak. Yani kendisine doğru kılcal damarların oluşmasını ve o bölgeye daha fazla kan gelmesini sağlamak. Şimdi tamam kan yokken, oksijen yokken bunu yapıyordun da artık kan var. Niye yapmıyorsun? Yapmıyor işte. Bunu niye yapmadığı bilinmiyor. Glikolizisin ATP üretimi dışında başka bir görevi daha var, hücre metabolizmi. Glikoliz aslında sadece ATP üretmek için yapılmaz. Glikoliz sırasında, aslında Krebs döngüsünde öyle bir şey var. Glikoliz sırasındaki o 11 basamaktaki moleküllerin her biri başka bir pathway'in, başka pathway'lerde kullanılıyor. Başka maddeleri sentezlemek için kullanılıyor. Bu maddeler neler? Bunlardan bazıları nükleotit biyosentezinde kullanılıyor. Yani o DNA yapısında anlattığım nükleotitler var ya, onlar uzaydan gelmiyor. İki ihtimal var. Ya yediklerimizle alacağız ya da sıfırdan kendimiz sentezleyeceğiz. Sıfırdan sentezlemek, böyle yoktan var edemiyoruz. Glikolitik yoldaki o ara basamaklardaki şeyleri çekerek, ara basamaklardaki kimyasalları alıp başka pathway'lere, başka metabolik pathway'lere sokuyoruz. Ve onlardan yola çıkarak bu pürin pirimidin bazlarını ve pürin pirimidin nükleotitlerini sentezliyoruz. Dolayısıyla glikolizin böyle bir görevi de var. Şimdi pirivik asiti mitokondriye sokmadığınız zaman bunlarda birikme oluyor. Bu maddelerde birikme oluyor. Bu maddeler biriktiğinde bu maddeler diğer metabolik yolaklara giriyor. O diğer metabolik yolaklara girdiği zaman da nükleotit üretimi artıyor ve bir kanser hücresinin en çok ihtiyacı olan şey nükleotit. En fazla nükleotitlere ihtiyacı var çünkü bir DNA'sını replike etmesi lazım. Replike etmek de bedavaya olmuyor. Önce o nükleotitleri sentezlemen gerekiyor. O nükleotitleri sentezlemek için de daha fazla glikozu glikolitik yola sokman gerekiyor ama piruvatı harcamaman gerekiyor. Yani hücrenin bölünmek için ihtiyacı olan ham maddeleri sentezlemesinde kullanılıyor bu glikolizdeki ara ürünler. Glikolizdeki ara basamaklardaki her bir molekül hücrenin bölünmesi için daha farklı amaçlarla kullanılıyor. Yani ATP sentezlemiyorum tamam da, yani o kadar fazla ATP'm olmasın ama nükleotitlerim olsun. Free nükleotitlerim olsun. Amaç o. Şimdi normal hücreler ne yapıyor? Normal hücreler bölünmüyor. Metabolik aktivitelerini gösteriyorlar. Yani işte sentezleyeceği bir takım maddeler varsa onları sentezliyor, parçalayacağı maddeler varsa onları parçalıyor. Bunun için asıl ATP'ye ihtiyacı var. O yüzden glikozu alıyor, sonuna kadar çıkarabileceği bütün ATP'yi ondan çıkarıyor efendi gibi. Yani dolayısıyla normal bir hücrenin nükleotit biyosentezine, aminoasit biyosentezine falan ihtiyacı yok. Dolayısıyla o glikolizin ara basamaklarına ihtiyacı yok. O nedenle glikozu karbondioksite kadar götürüyor. Fark bu. Anladınız mı? Şimdi bu ikinci izoform hızlı bölünen hücrelerde var. Normal şartlar altında embriyonik hücrelerde var. Embriyonik dönemde kullanıyoruz, sonra kapatıp kaldırıyoruz bunu. Ama kanser hücreleri bunu tekrar kullanmaya başlıyor. Bunu tekrar kullanmaya başlayınca ne oluyor? Normal embriyoniz olsa bu pirivik asitin mitokondriye ittirildiğini, mitokondriye pompalanmasını sağlıyor. Ama M2, yani iki farklı enzim, aynı enzimin iki farklı izoformu. Bir tanesi pirivik asiti yapar yapmaz hemen mitokondrinin içine pompalıyor. Öbürü mitokondriye göndermiyor laktat dehidrogenaz enzimine. Dolayısıyla şeyi daha buradan kesen şey bu, evet. Pirivik asitin mitokondriye girmesini engelleyen şey bu. Ne? Ekspresyon, gen ekspresyonu işte. Proteinlerin ömrü, hücre içindeki yaşam süresi. M2'yi bir kere sentezlediğiniz zaman bu uzun süre duruyor hücre içinde. Dolayısıyla bundan bir kere yaptığınızda bundan kurtulamıyorsunuz da artık glikozu sürekli glikolizden kullanıp atıyorsunuz. Yani bu sayede M2 miktarı arttığı için, M1 miktarı azaldığı için glikoliz daha fazla çalışıyor ve de buradan çıkan ara ürünlerle sentez yolları çalışıyor. Yani sitrik asit döngüsünün çalışmaması, kanser hücrelerinde çalışmaması mitokondri ile ilgili bir problem değil. Mitokondrilerde herhangi bir defekt yok. Kanser hücrelerinin en önemli
özelliklerinden ikisi, yani mutlaka bütün kanserojenlerin ekspres ettiği iki gen, birincisi privat kinazın M2 izoformu, ikincisi glut1 geni. Evet, DHA, laktat dehidrogenaz A. Bu da pirivatı laktata çeviren enzim. Bu da artıyor. When any one of these are inhibited, tumor growth slows down sometimes dramatically. Yani yapmamız gereken 3 şey var. 1. M2 genini çalıştırmamız gerekiyor. 2. Glut1 genini çalıştırmamız gerekiyor. 3. Laktat dehidrogenaz A genini çalıştırmamız gerekiyor. Daha fazla ekspres etmemiz gerekiyor. Yani kanserleşmeye gitmek için. Eğer bunlardan herhangi birinin ekspresyonunu inhibe edersen kanserleşmeyi durduruyorsun. Şimdi buradan yola çıkarak hücre bölünmesini durduran, dolayısıyla kanser tedavisinde kullanılan yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Karsinojen, R önce. Tamam? Karsinojenik. Şimdi tamam, bunları da size bırakıyorum o zaman. Ames testi falan filan anlatılıyor. Onlara o kadar dalmanıza gerek yok. Okuyun, geçin. Ama hangi kimyasalların karsinojen olduğu konusunda fikriniz olsun. Özellikle poliaromatik hidrokarbonlar. Bunun gibi. Bunlar poli... Aslında bunların hepsi. Ve bunların hepsi nerede var biliyor musun? Sigara dumanında. Evet. Bunlar da günlük yaşamımızda kullandığımız, içinde mutajen maddeleri bulunduran yiyecekler. Karabiberdeki piperin, mantardaki agartin, kerevizdeki şu iki şey. Ondan sonra kakaodaki bir madde, kahvedeki kafeik asit. Bunlar günlük hayatımızda olan mutajenler. Bunlar yok. Öncekiler var. Asıl poli, yani bunlar çok daha zayıf karsinojenler. Kuvvetli karsinojenler var sigarada. Evet. Both physical and chemical carcinogens act as mutagens. Kimyasal karsinojenlerin haricinde bir de fiziksel karsinojenler var. Bunları zaten mutasyonlar konusunu anlatırken anlatacağım, moleküler genetikte. Mutagens may be responsible for some human cancers. Söyledim. Bitti. Evet. İstediğimiz noktaya geldik hocam. Sorusu olan var mı? Hocam sorarsak bütün sınıf oturacak. Ha? Evet, bütün sınıf oturacak.